Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bakan yardımcıları, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, genellikle bütçeyle ilgili konuşmalar yapılıyor. Siz de sunumunuzda 2023 bütçesiyle ilgili, faaliyetlerinizle ilgili bilgi verdiniz. Kesin hesaba hiç girmediniz. Kesin hesap önemli bir konu. Biliyorsunuz 2021 yılının kesin hesabını da aynı zamanda denetliyoruz. Çok önemli. 2021 yılında 28 milyar liralık ödenek öngörülmüş, 25 milyar lira harcamışsınız. Bakanlık olarak sadece 25 milyar harcamanız var. Ve bununla ilgili olarak Sayıştay raporuna dayalı olarak bazı konuları tutanakları aldırmak bilginize de sunmak istiyorum. Bunlarla ilgili son bölümde cevap verebilirseniz çok memnun olacağım. Şimdi sizin ağırlıklı olarak kesin hesapla ilgili şeyleriniz yok. Açıklamalarınız yok. Ancak çok fazla ihaleyle ilgili hemen her yıl Sayıştay raporunda ihaleyle ilgili biraz sonra belirteceğim usulsüzlükleriniz var bakanlık olarak. Çok fazla. Onun haricinde ödemelerle ilgili ya da tahsilatlarla ilgili usulsüzlükleriniz var. Onun haricinde geniş yetkileriniz var kulüplere tahsisat yapmakla, gelir ayırmakla ilgili. Bunlarla ilgili de önemli hatalarınız var Sayın Bakanım. Bunların düzelmesi gerekir. Mesela bunu düzeltmek için öncelikle iç kontrol sisteminde bir düzenleme yapmak lazım. Ya her sene bu konu tenkit ediliyor. 2018'den beri, 2019'da kurmuşsunuz iç kontrol sistemini. Şu anda 60 kadro var, 16'sı dolu galiba. Geçen sene yazdığına göre 40 kadro varmış. Bakın 40 kadronun 18'i, yani daha fazla iç kontrol denetmeni varmış. Bu sene kadro artmış. Tam tersine 16'ya düşmüş. Neden böyle? Neden bu konuya yeterince iç kontrol sistemine ağırlık verilmiyor? Neden iç kontrol sistemi bu kadar çok fazla sorun varken, sıkıntı varken düzenlenmiyor? Beden terbiyesinin geçmişte bürokratlara sorabilirsiniz. Hepsi tabii hatırlamaz ama geçmişte beden terbiyesinin çok böyle namlı, güzel, iyi çalışan bir teftiş kurulu vardı. Bakanlıktaki usulsüzlükler de bu kadar fazla değildi. İç kontrolün önemli olduğunu, bu konuyla ilgili çalışma yapmanız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum Sayın Bakanım. Onun haricinde muhasebe sistemiyle ilgili bu senenin Sayıştay raporunda önemli bulgular var. Bakın diyor ki muhasebe sistemi merkez ve taşra olarak ayrılır mı Sayın Bakanım? Muhasebe sistemini merkez ve taşra olarak ayırmışsınız. Hiçbir şirkette, hiçbir yerde böyle bir ayrım söz konusu olmaz. Ama siz il ve ilçe müdürlüklerinin mali iş ve işlemlerinin bakanlığın muhasebe sistemi dışında yürütülmesi, bütçe, kesin hesap ve mali tablolara dahil edilmemesini getirmişsiniz. Sayıştay raporu böyle diyor. Şimdi bununla ilgili de tabii ki her sene soruluyor. Ancak benzeri cevaplar alınıyor. Şey demiş arkadaşlar bürokrasi verdikleri cevapta. Mali iş ve işlemler, il ve ilçe müdürlüklerinin mali iş ve işlemleri 5018 sayılı kanun, mali yönetim ve kontrol kanununa tabi değildir demişler. Neye tabidir o zaman? Ama biz yine de ona şey yaptık, ona paralel iş yaptık denmiş. 5018'e tabi nasıl olmaz olur? Başka yani yapılan iş ve işlemlerin devlette, kamuda muhakkak bir kanuna, hukuka dayalı olması lazım. Arkadaşlar diyor ki Sayıştay'a verdikleri cevapta 5018'e tabi değil. Neye tabi o zaman? Arkadaşların bu konuda cevap verebilmesi lazım. Yine özel gelirler ve özel ödemeleriniz var. Bu KEÖS dışında
kamu elektronik hesap ödeme sistemi dışında açılan hesaplar kullanılmaya devam ediyor. Bakın bulgu 2 bu. Dolayısıyla da özel gelirlerin eksik yer alması söz konusu oluyor. Merkez Muhasebe Birimi kiosk uygulaması dışında açılan hesapları kapatması gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KAF'tan yazılı olarak soruluyor. Kapatın deniyor ama ona uygun işlem yapmıyor. Yani hem soruyor hem cevap alınıyor hem de ona uygun işlem yapılmıyor ve bu şekilde 2,5 milyar Türk lirası farklılık bulunuyor hesaplar arasında. Bu Strateji Geliştirme Başkanlığı adına açılmış banka hesabına yatırılan tutarlarla Merkez Muhasebe Birimi arasındaki gelir kaydı farklılığı 2,5 milyarı bulmuş Sayın Bakan. Şimdi diyeceksiniz ki bunlarla ilgili bir kurum zararı yoktur, kamu zararı yoktur. Ancak bir özel şirketimiz olsa, onda bu farklılıklar olsa bunu söyleyebilir miyiz? Bunlar önemli konular tabii ki. Yani belki kamu zararı yoktur ama bunların incelenmesi de lazım. Aslında inceletmeniz lazım. Kamu zararı var mıdır, yok mudur? Bu usulsüzlüğün sebebi nedir? Neden yıllardan beri bu şekilde devam ediyor? Bunların bilinmesi lazım. Bunların bir sorumlusu olması lazım. Bunların bir şekilde düzeltilebilmesi lazım Sayın Bakanım. Özel gelirlerin tek hazine ve hazine kurumlar hesabı dışında bırakılması, bu tek hazine hesabı önemliydi. Tüm meblağların bir araya getirilmesi, toplanması konusu buradan kanun çıktı. Bu konuyla ilgili bizim itirazlarımız da vardı ama sonuç olarak çıktı. Ama buna siz uymuyorsunuz en başta. Tahsilat amacıyla kullanılması gereken banka hesabındaki gelir kaydı yapılmayan tutarlar üzerinden bir takım ödemeler de bulunur. Yani tahsilat amacıyla kullanılması gereken banka hesabından bir de ödeme yapılıyor tam tersi. Bu tür eleştirileri var Sayıştay'ın. Onun haricinde tahsis edilen bina ticari olarak kullanılıyor ve başkasına kiralanıyor. Hem de Ankara'da bu söz konusu. Birinci bulgudan, diğer bulgular arasında birinci bulgu bu Sayın Bakan. Bulgu 4 ve 5 de önemli. Sürem azalıyor. Onun için böyle sadece bulguları geçiyorum. Ve bakanlık olarak yıllardır ihale mevzuatına aykırı işler yapıyorsunuz. Bulgu 7, 12, 13, 14. Bulgu da çok önemli. Hatta şöyle bir ifade vardı. Parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle alımlar yapılıyor. Bunlar tek tek Sayıştay raporunda belirtilmiş. Bunların, bu usulsüzlüklerin yapılmaması lazım Sayın Bakan. Bunlar çünkü başka türlü sorunlara, sıkıntılara da sebep olabilir. Onun haricinde kulüpler arasında ayrımcılık yapılıyor. Bulgu 9'da bu var. Kulüpler arasında, spor kulüpleri arasında ayrımcılık yapılıyor. Bulgu 16'da yurtlarla ilgili istismarlardan bahsediyor. Yurtlarla ilgili o da önemli. Yurtların ticari olarak işletilmesiyle ilgili şeyler var. Şimdi yalnız bunu söylerken şu artan yatak kapasitesiyle ilgili bir durumu dikkatinize sunmak istiyorum. Geçen yıl dediniz ki 742.780 yatak kapasitesi, 779 yurt binamız var. Bu sene 850.000 yatak kapasitesi, 800 öğrenci yurdu var. Yani 107.220 ilave yatak söz konusu, 21 bina artışı söz konusu buna göre. Şimdi 107.000 ilave yatak kapasitesi söz konusuysa 21 yurtta, her yurdun 5.105 kişilik yatak kapasitesinin olması lazım. 2021'de yurt başına yatak sayısı 953'müş. 2022'de bu yıl 1062'ye çıkmış. Yani orada bir sıkıştırma söz konusu. Bununla yurtlardaki yatak kapasitesi artırılmak istenirken bir yani şeyle ilgili
ferahlıkla ilgili de bir sorun oluştu mu bilmiyorum. Ancak duyumumuza göre mesela Ankara'da birçok yurt okullardan çok uzakta yerlerde hizmet veriyor. Okullarla yurtlar arasında epey bir mesafe var. Ve burada da yurtlarda yatak kapasitesinin sıkıştırılması söz konusu. Bir de sürem tamamlanmadan Ankara'daki yurtları, Ankara'daki başkanım özür dilerim bitiriyorum. Ankara'daki yatırımlarınızı, 2023 yatırımlarını, 22 ve 23 yatırımlarını öğrenmek isterim. Bu konuda bir hazırlık yaptırırsanız memnun olurum. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Buyurun, süreniz 20 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli emekçileri, öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün gençlerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini, sporumuzu konuşacağız. Sunumunuzu dinledik Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz. Fakat farklı hiçbir şey duyamadık sunumunuzda. Açıkçası heyecanınız da yoktu sunumunuz esnasında eskisi gibi. Bunu da fark ettik. Bütçenize bakacak olursak, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023 için ayrılan bütçe 66 milyar 544 milyon TL söylediğiniz gibi. Geçen sene 27.78 milyar TL olan bütçenin artış oranı %139 olmuş. Yani enflasyonun altında ezilmiş bir bütçeden bahsediyoruz aslında. 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 15-24 yaş arası grubundaki genç nüfusumuzun 12.971.289 kişi olduğunu düşünürsek, artan enflasyon ve döviz kurları altında ezilen gençlerimiz için de bu bütçe yeterli mi diye sormak istiyorum bakanlığımızın çalışmaları kapsamında. Şimdi gençler bu ülkede yaşarken ne hissediyorlar? Beklentileri, umutları, hayalleri neler? Sorunları neler? Kendilerini güvende hissediyorlar mı? Aslında bunların da cevabını aramamız gerekiyor. Türkiye'de gençlerin yarısından fazlası mutlu değil Sayın Bakan. TÜİK verileriyle bakalım. Gençler arasındaki TÜİK'in yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre gençler her yıl gittikçe mutsuzlaşıyor. 18-24 yaş arası grubundaki genç nüfusta kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında %47.2 iken 2021 yılında bu oran %44.5'e gerilemiş. Gençlerin çoğunun %78'inin çalıştıkları işlerden memnun olduklarını, ancak 2019 yılında gelirinden mutlu olan gençlerin %43.4'ten 2021'de %39.7'ye gerilediğini görüyoruz. Bir de bu hafta Hafıza Merkezi ve KONDA'nın bir araştırmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlere yönelik bir araştırma yayınladılar. Araştırmaya göre gençlerin %52'si son 2 hafta içinde kendini hiç keyifli ve huzurlu hissetmediğini söylemiş. Evet, yakın tarihli bir veri. Ekonomiden de umutsuzlar gençlerimiz maalesef. Gençlerin %87'si önümüzdeki 3 ay içinde ekonomik krizin büyüyeceğini, %84'ü 3 ay içinde ekonomik açıdan hayatının daha zora gireceğini düşünüyor. Bunları biz söylemiyoruz Sayın Bakan. Bunlar gençlerin sözleri, gençlerle yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar. İşsizlik Cumhuriyet tarihinin zirvesinde maalesef. Gençler işsizlikle boğuşuyorlar. Alınan yanlış ekonomik kararlar işsizliği ciddi anlamda tetikledi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine getirdi. AKP'nin 2023 hedefi, sizin 2023 hedefiniz işsizlikte %5 oranıydı. Bugün genç işsizliğinin TÜİK'in azaltılmış verileriyle bile %18 olduğunu görüyoruz. Bu oran genç erkeklerde %15.2, genç kadınlarda %23.3 olmuş. Kadınlarda gittikçe artıyor işsizlik oranı. Pandemide başlamıştı bu süreç ve devam ediyor. DİSKAR'a göre geniş tanımlı işsizlik oranı ise %41'lere ulaşmış durumda, dayanmış durumda. Şimdi Umberto Eco'nun bir tespiti var, bir sözü var. Modern üniversiteler işsizlik sorununun saklandığı park alanlarıdır diyor. Özellikle de bizim gibi ülkelerin üniversiteleri işte tam da böyle Sayın Bakan. Üniversite mezunu gençler
Evet, bir kısmı işsiz kalmıyor ama asgari ücrete mahkum olarak iş bulabiliyorlar. Asgari ücrete yakın iş bulabilen üniversite mezunu gençlerin oranı %40 ila %60 oranı arasında. 7-8 milyon gencimiz ise çalışmaktan artık ümidini kesmiş. Evde ne okuyor, ne iş arıyor, ailesinin maddi imkanlarıyla yaşıyor bu gençler. 7-8 milyon genç olduğu tahmin ediliyor. Siz bakanlığınızın faaliyetleriyle bu gençlere gerçekten ulaşabildiğinize inanıyor musunuz? Bu sorunlar yumağı içinde işte gençler Türkiye'yi terk ediyorlar, kaçıyorlar ve uzun süredir beyin göçünü konuşuyoruz Sayın Bakan. Gençler yurt dışına gidiyorlar. TÜİK'in verileriyle yine ki son 2 senedir uluslararası göç istatistiklerini açıklamıyor TÜİK. Buna rağmen 2019'a bakıldığında Türkiye'de en çok göç veren yaş aralığının 25-29 yaş aralığı olduğu görülüyor. Toplamda 330.289 vatandaşımız ülkeyi terk etmiş. İçlerinde 50.154'ünün 25-29 yaş grubu oluşturmakta. Şimdi bu sayı tabii önümüzdeki bu yaşadığımız yıllarda katlanarak artıyor. Bunlara doktorlarımız da eklendi. Katlanarak artıyor. Göç edenlerin büyük çoğunluğu da iyi eğitimli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Şimdi neden gittiklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'nın yapmış olduğu Beyin Göçü Çalıştayı raporundan bazı örneklerle paylaşmak istiyorum. Araştırma daha önce farklı deneyimlerle yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye dönmüş, Türkiye'de yaşıyor olmasına rağmen yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerle ve 9 farklı ülkeden katılan gençlerle yapılmış Sayın Bakan. Gençlere kulak verelim isterseniz bu gençlere. Neden yurt dışına taşınma kararı aldınız sorusuna örneğin 26 yaşında Fransa'da yaşayan bir erkek, bir iş görüşmemi unutamıyorum. İki yabancı dil istiyorlar. Bende 3 dil var ama önerdikleri maaş asgari ücret. Ayrıca size iş görüşmelerinde gelecekle ilgili de bir projeksiyon çizilmiyor demiş. Yine 27 yaşında bir erkek Almanya'da yaşayan, gitme kararını aslında daha üniversite yıllarında vermiştim. Ülkedeki korku iklimi, ifade özgürlüğünün ortadan kalkmış olması, insan emeğinin değersizleştirilip kaynakların bir avuç insanın elinde tutulması beni bu karara iten başlıca sebeplerdendir diyor. Yine 28 yaşındaki Almanya'da yaşayan bir kadın 2017 yılında master yapıp dönerim diye gitmişti. Darbe girişiminden sonra tek adamlığa dönüşen sistemden ve ekonominin halinden ümidi kesip kalmaya karar verdim diyor. Ne olursa dönersiniz sorusuna da Sayın Bakan, orta vadede refah düzeyinin artma belirtilerini gözlemlersem ülkeme kesinlikle dönüş yaparım. Kendimi kıymetli hissedeceğim bir ortam oluşursa dönmeyi düşünebilirim. Güvenebileceğim bir adalet sistemi bulunduğuna inanırsam ve ülkemde siyaset, ekonomi ve eğitim alanlarında günden güne pozitif yönde gelişmeler olduğunu görürsem dönerim diyorlar. Sayın Bakan, gördüğünüz gibi göçün sebepleri, beyin göçünün görünürdeki ve ilk akla gelen sebebi yurt dışındaki eğitim ve iş imkanları olsa da son dönemde yurt dışına göç eden yurttaşlarla ilgili yapılan araştırmalara göre bu göçün arkasında yatan asıl sebebin Türkiye'nin kötüleşen politik ve ekonomik durumu olduğu görülüyor. KONDA'nın araştırmasına devam edeceğim çünkü bu araştırmayı tamamlar nitelikte veriler var. Gençlerin %53'ü kendini ülkesinde bile yabancı hissediyor. Türkiye'de gençler en çok kadınların daha sonra da kendilerinin haklarının ihlal edildiğini düşünüyor. Gençlerin insan hakları savunucuları tarafından en çok savunulması gerektiğini düşündüğü haklar kategorisine ilk sırada kadınların eşitlik hakkının savunulması, ikinci sırada ise ifade özgürlüğü almış. Şimdi gençlere göre bugün ülkenin halini tanımladıkları kavramlar geçim sıkıntısı, yoksulluk, haksızlık, huzursuzluk, mutsuzluk, korku, baskı ve şiddet. Sayın Bakan, gençlere kulak vermiyorsunuz. Siz bu gençlerin ne kadarına ulaşabiliyor ve bu gençlere umut olabiliyorsunuz diye baktığımızda aslında çoğuna ulaşamadığınızı da görüyoruz. Şimdi aslında burada bir bakış açısı ve zihniyetle alakalı bu durum tamamen. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada gençleri sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek için
süfli yani aşağılık heveslerle başka ülkelerin kapısına gitmekle suçlayabildi. İşte zihniyet anlayışı bu. Nereden nereye gelmişize baktığımızda gençliğe bu ülkeyi emanet etmiş ve her şey unutulur. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten gençliğe daha iyi yaşam koşullarını layık görmeyen bir cumhurbaşkanına gelmişiz Sayın Bakan. Böyle bir ortamda sizin bakanlığınızın ne yapabileceğini düşünüyorsunuz? Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret ve İngiltere'ye arkasından Almanya'ya yapacağı ziyaretler de aslında bu konularla yakından alakalı Sayın Bakan. Şimdi yurt dışında bilim ve teknoloji üreten Türklerle yaptığı görüşmeler, bilim insanlarımızla yaptığı görüşmeler, gençlerle buluşmaları işte tam da bu tersine beyin göçünün sağlanmasının altyapı çalışmalarıdır. Biz gençlerden umudumuzu kesmedik Sayın Bakan sizler gibi. Onlar da bu ülkeden umutlarını kesmediler. Biz iktidara geldiğimizde atacağımız adımlarla yurt dışına giden gençlerimizin ve parlak beyinlerimizin özgürce düşünebilecekleri ve üretebilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir Türkiye ortamını yaratacağız. Çünkü Türkiye'nin ikinci yüzyılda kalkınması öz kaynaklarına gelecek ve öz kaynaklarına ve gelecek nesillerine ancak sahip çıkması ile mümkündür. Sayın Bakan, biraz da eğitimdeki öğrencilerin yurt sorunlarından bahsetmek istiyorum. Evet, öğrenci çok fakat yurt hala yok. Kaç yıldır bu sorunu konuşuyoruz. Siz şu kadar yurt yaptık diyorsunuz, biz de yetmediğini söylüyoruz. Yine aynı şeyleri konuşacağız maalesef. Lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin eğitimlerini sağlıklı ortamlarda sürdürebilmeleri için barınma sorunlarının çözümü bizim için çok önemli. Şehir dışında okuyan binlerce öğrenci üniversitelerinin bulunduğu şehirlere geldiler ve barınmaya dair birçok sıkıntıyla hala boğuşuyorlar. Bu sıkıntıların en başında da ev kiralarının %50-60 oranlarında artmasından dolayı yurt kiralama yapamıyor olmaları, devlet yurtlarındaki yetersizlik ve özel yurt ücretleri geliyor. Yüksek öğretimde okumak için kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı 2021 yılı için 8 milyonun üzerinde. Bu öğrencilerin yarısından fazlasının il dışında okudukları tahmin ediliyor. Bu sayıyı aslında siz verirseniz çok seviniriz. Yani kendi şehrinde okuyan öğrenci sayısıyla kendi şehrinde okumayan öğrenci sayısı arasındaki fark, bunu biz de öğrenelim. Ama yarısı bile olsa devlet yurtları bu öğrencilerin bu sıkıntılarını hala çözemiyor. 2023 bütçe gerekçesindeki verilere göre 2022 yılında toplam 779 yurtta 825.000 yatak kapasitesi ile ev konforunda ve yüksek standartlarda barınma hizmeti verilmektedir diyorsunuz. Ev konforunu ve yatak sayısını bazaları arttırarak yurtları koğuşa çevirerek mi verdiniz diye sormak istiyorum. Bakın hala basına yansıyan böyle yurtlarla ilgili fotoğraflar var. Bu konuda sürekli açıklama yapıyorsunuz. Bakanlığınızın sayfasında da yeni yapılmış yurtların fotoğrafları var ama hala böyle yurtlar var Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Sayın Bakan. Bunlarla lütfen ilgilenmenizi ve artık yatırımlarınızı bu yurtların yenilenmesine yapmanızı rica ediyoruz. Tabii bu arada öğrencileri tarikat yurtlarına da mecbur bırakmaya devam ediyorsunuz. Kayka yurtlarının yetersizliği çocuklarımızı, öğrencilerimizi özel imkanı olanlar özel yurtlara gidebiliyor ama imkanı olmayan yoksul ailelerin çocuklarını dernek vakıf yurtlarına itiyor. 2006 yılında 1723 olan vakıf dernek yurt sayısı sizlerin de iktidarınızın da desteğiyle 2021'de 3331'e çıktı. Neredeyse iki katı bir artış. Bu yurtlar denetlenmiyor ve vahim sonuçlar yaşanıyor. 2021 Aralık ayında Antalya'da bir özel yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, mutfakta sıkıştırdığı üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katletmişti. Bunu hala Türkiye unutmadı Sayın Bakan. Ama bu yurtlara
destek veriyorsunuz, denetlemiyorsunuz. 2018 öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekler ortada. Aşağı yukarı 852 milyonluk bütçe yansıdı. Ama bizim dönemimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt sayısını 2024'te 10 bin yatağa çıkarma hedefi var. Bu yolda çalışıyor. İlk hedefte önümüzdeki yıl 5 bin yatağı tamamlamak. Sayın Bakan, önemli sorunlardan bir tanesi de uyuşturucu ile mücadele. Çocuklarımız zehirleniyorlar Sayın Bakan. Uyuşturucu kullanımı 11-12 yaşlarına indi. Aileler perişan ve çaresizler. Bakın, 2021 Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin araştırmasına göre 30 yaş altı ölüm oranları %40.7. Sizin bağımlılıkla mücadele, bağımlılığın önlenmesi programınızda bu mücadeleyi eğitim programlarına 7 milyon 866 bin TL bütçe ayrılmış. Bu bütçenizin de yine bütçe raporunuzda belirttiğiniz gibi ulaştığımız 60-70 bin genç sayısı da bağımlılıkla mücadele etmenize yetmez Sayın Bakan. Çünkü dediğim gibi sorun çok derin ve büyük, acılı bir sorun. Uyuşturucu ile asıl kaynağında mücadele edilmesi gerekiyor. Ama etmiyorsunuz. Dün gece Sayın Genel Başkanımız bir video ile bu konuya dikkat çekti, uyuşturucu ile mücadeleye. Yasal düzenlemelerle, ki bu konuda iktidarınızı çok uyarmamıza rağmen, ülkeye girmesine izin verilen kaynağı belirsiz kara paranın başımıza uyuşturucu kullanımının artmasında nasıl bir bela olduğunu Sayın Genel Başkanımız anlattı. Ama ne tesadüftür ki uyuşturucu baronlarıyla boy boy resimleri çıkan İçişleri Bakanı'nın Sayın Süleyman Soylu çok rahatsız olmuş ki anında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden Genel Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Genel Başkanımız hakkında... Söylemez, haddini bir. Ne diyorsun sen? Haddini bir. Genel Başkanımız... Sana bir şey söyleyeyim mi Sayın Cora? Çok rahatsız olmuş ve rahatsız olan da çok haklı. Rahatsız olmalı. Aslında hepiniz rahatsız olmalısınız bu durumdan. Hepiniz. Hepiniz rahatsız olmalısınız bu durumdan. Bak sen Trabzon vekilisin. Ben geçen yıl Rize'nin Güneysu ilçesine gittim. Cumhurbaşkanının memleketi. Ve orada karşımıza çıkan vatandaşların bana ilettikleri ilk problem neydi biliyor musunuz? Uyuşturucuyla başımız belada. Lütfen bize yardım edin. Sen git önce o bölgendeki uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili sorunlara müdahale arkadaşlar. Bakın sizin iktidarınız bu mücadeleyi mış gibi yapıyor. Mış gibi. Mış gibi yapıyor. Ama Pandora'nın kutusu açıyor. Müsaade ederseniz bir şey söylediğimde açık ve net bir şekilde yalan konuşuyor. Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, uyuşturucu çetelerine. Sayın Başkan. Mafyaya da esaret. Hanım Bey, doğru düşünüyorum. Doğru değil diyebiliriz ama yalan ifadesini. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız Sayın Cumhurbaşkanı? Bütün genel başkanlarımızın kurmamızı da alın. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız? Amerika'da avcı şehirde rağmen sizin ağrışını ya. Sana düşmez cevap vermek. Sana düşmez cevap vermek. Cevap vermek sana düşmüyor. Genel başkanınız cevap versin. Partinizin genel başkanı cevap versin. Doğru değil diyebilirsiniz. Bu gayet doğru. Ama yalan kurmanın ifadesini düzeltelim. En fazla mücadelede AK Parti'ye atılmış bir iftira olarak... Sana öyle geliyor, sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor, sana öyle geliyor. Sen canını almayacaksın. Bütün yapılan operasyonları çökertilen çeteleri cezayı karıştırmak zorunda. Üçüncüyle sokakta mücadele etmiyor. Sokakta mücadele etmiyor. Siz kaynağını kesmiyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelenin kaynağında mücadele etmiyorsunuz. O kaynağınız... Sayın Cora, aynı şeyi... Sözünü... Sayın Başkan... Mafya liderleriyle mafya liderleriyle korkuna girersiniz. Değerli arkadaşlar, bu nasıl düzeltme? Yalan kelimesi hakaret olarak görülmüyor. Hukuken görülmüyor. Ben görülmesi gerektiğini düşünüyorum ama hukuken böyle değil. Ama nezaketen kullanılmaması gereken bir kelime olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Sizlerin takdiri ama ben şunu söylüyorum. Doğru değil diyebiliriz.
olmayan bir ifadedir diyebiliriz. Aynı fikri çok daha nazik bir şekilde, kibar bir şekilde ifade edebiliriz. Bunu tercih etmenizi de tavsiye ediyorum. Ama Sedat Peker senin seçimden için Trabzon'da hizmetler yok. Unuttuk bir şey diyemiyorum. Sedat Peker senin seçimden için Trabzon'da çalışma yaptı. Unuttuk mu? Sedat Peker hizmetiyle seçildi. Unuttun mu? Sayın Başkan. Ne? Başkan. 3 dakika ilave ediyorum. 3 dakika ilave ediyorum. Gidiyor da hala Sedat Peker'le kol kola girdiğin günler unuttun mu? Sen Trabzon'da... Değerli arkadaşlar, Emine Hanım'a söz verdim. Başlasın. Buyurun. Şerefsiz sen. Sayın Başkan, Sayın Cora sürekli bunu yapıyor. Sayın Cora, her gün işe görüşmesini yapıyor. Lütfen buna müsamaha göstermeyin. Defalarca uyar. Lütfen buna müsamaha göstermeyin. Artık yeter. Böyle bir şey olamaz Sayın Başkan. Sayın Cora, sırasına geldiğinde konuşuyoruz. Hayır. Sırasına geldiğinde. Böyle bir şey ama size söz verdim, tartışma daha bir alevlendi. Kusura bakmayın, böyle gidemeyiz ya. Ne diyor? Ben duymadım. Ya başkanım. Hayır, yok. Konuyu sonra tartışmışlar. Böyle bir usul yok Sayın Başkan. Komisyonun birinci partisine açıkça hakaret edecek iftiralarda bulunacak. Ya sen başlatmadın bunu. Sen bir şeye başlıyorsun. Başlatmadın bunu. Bir şeye konuşuyorsun ya. İfadesi. Ya sen genel başkanın nasıl söylüyorsun? Yıldırım Bey, karakterlere bakın. İfadesi diyor ki. Sen genel başkanın nasıl yalan söylüyorsun dersin. Sen de kol kola gezmedin. Peki. Bu alçak baktı şerefsizliktir ya. Senin yaptığın nedir? Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sen genel başkanın nasıl söylüyorsun? Değerli arkadaşlar, Türkçe'yi görüşüyoruz. Sayın Cora. Salih sen Cora. Mehmet Bey, tutanaklara bakacağım, ondan sonra. Ama bakın, şu anda devam edeceğim. Tutanakları isteyip bakacağım, ne dediğinize bakacağım. Sayın Başkan, tutanaklara bakmadan Salih Cora'ya söz verdiniz, bana da söz vermek durumunda. Evet. Salih Cora kim? Buyurun, size de söz verin. Buyurun. Şimdi Salih Cora'nın herhangi bir milletvekili, herhangi bir siyasi partinin genel başkanına yalancı deme hakkı da yok, hakkı da yok. Bu sözün geri alınmasını talep ettik ama Salih Cora bunu düzelteceği yerde daha da ilerletti. Çok açık ve net Sedat Peker'in açıklamaları Trabzon'da seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazanması için çalışma yaptığını beyan ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu taraflara tekrar bastıracağım. Emine Hanım lütfen devam edin. Yalancı sensin. Yalancı sensin. Yalan söyleyen sensin. Hala ısrar eden de sensin. Değerli arkadaşlar, artık yeter. Kifayet müzakere. Değerli arkadaşlar, aramızda bu istiyoruz. Yalancı sensin. Ya yeter artık. Yeter artık. Gerçekten yeter. Yeter. Ne konuşuyorsun? Yeter. Sana yeter. Ay sana yeter. Sus artık ya, sus. Yeter. Her bütçede bunu yapıyoruz. Emine Hanım devam edin. Görevi bu ya. Bu konuyla ilgili son bir cümle söyleyip başka bir konuya geçeceğim. Bu uyuşturucuyla nasıl bir mücadeledir ki sokakta mücadele ettikçe büyüyen bir sorun haline geliyor. Nokta diyorum, Pandora'nın kutusu açılmıştır. Sayın Başkan, biraz Sayın Bakan, Sayıştay raporları ile ilgili bir konuya değineceğim konuşmamın devamında. Sayıştay'da ciddi tespitler, bulgular var. Bunlardan bir tanesi, Sayın Bakan, dinliyor musunuz? Bakanlık ile bir federasyon arasında yapılmış bir sözleşme ile ilgili. Sayıştay raporu nokta nokta federasyonu yazmış ama adap haftasını verdiği için bu federasyonun Beykoz ilçesi İstanbul Beykoz Riva'daki futbol federasyonu olduğunu tabii ki biz kolaylıkla anlıyoruz. Şimdi Spor Genel Müdürlüğü ile federasyon arasında 27.08.2013 tarihli bir protokol imzalanmış. Bir arazi, bir hizmet binası yapım amacı ile 28.05.2039 tarihine kadar federasyona tahsis edilmiş. Bu tahsis 8.05.2020 tarihli bakan oluru ile iptal edilmiş. Bu
Bu onura istinaden düzenlenen aynı tarihli protokolde taşınmazlar üzerinde federasyon tarafından yapılan tesislerin bedeli karşılığında bakanlığa devri kararlaştırılmış. Şimdi Sayın Bakan, bu bedel bakanlık tarafından 5-3-2021 tarihi itibariyle tamamen ödenmiş. 3 ay içerisinde federasyon bu binayı araziyi teslim etmesi gerekirken etmemiş, federasyona 3 ayrı tarihte yazıyla yazı yazılmış ama federasyon bir zahmet bunlara da cevap vermemiş. Aradan geçen sürede tesisler devralınamamış. Peki ne kadar para ödenmiş? Toplamda 176.936.447 lira. Şimdi bu parayı o günkü kurdan hesaplayıp bugüne baktığımızda karşımıza 445.735.000.000 lira ödenen bir para çıkıyor. Şimdi Sayın Bakan şunu sormak istiyorum. Aradan geçen bu kadar sürede bu kadar erken ve hızlı bir şekilde bu parayı federasyona ödeyip neden teslim alınması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmadınız? Eğer teslim almayacaktınız, 2039'a kadar bu tahsis zaten vardı. 2020 yılında neden bu tahsisi kaldırdınız ve hala federasyona kullandırmaya devam ediyorsunuz? Bunun arkasında ne var? Konuşmanızda da federasyonumuzun yanındayız dediniz, ona destek oluyoruz dediniz. Türkiye'de futbolun geldiği durum ortada. En fazla konuşulan spor dalı da futbol zaten. Altyapı yetersiz. Her yıl bunu konuşuyoruz. Bakın spor diyoruz, sporcu, gençlerin spora alıştırılması, kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması. Bunları diyoruz. Bazı branşlarda bitiriyorum. Tamam. O zaman bağlayayım sözümü Sayın Başkan. Diğer branşlarda başarılarımızla övünüyoruz. Kız voleybol takımlarımızla, basketbol takımlarımızla, diğer branşlarda madalya alanlarla ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ama futbolda da yani Dijitürk'ün bile anlaşmasını Cumhurbaşkanı'nın oluruyla yapıldığı bir sektörden bahsediyoruz. Artık lütfen bu devletin kaynaklarını buralara aktarmayın. Ben de bir taraftarım ama futbolun geldiği noktadan hiçbir taraftarın memnun olmadığını da biliyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, diğer milletvekilleri, basınımızın ve personelimiz, değerli emekçiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, nüfusumuzun aşağı yukarı 1/4'ünün gençlerimizin sorunlarıyla doğrudan muhatap olan bir bakanlık. Sorumluluğu da bu derece büyük. Evet, gençlerimizin bir dizi maddi sorunu var. Barınmadan burslara, işsizlikten beslenmeye, bunlara geleceğim. Bu sorunların hepsi kamucu anlayışla, kaynakların gençlerimize aktarılması ile çözülebilecek nitelikte sorunlar. İlk sandıkta iktidarı devraldığımızda bu konularda neler yapacağımızı da tek tek söyleyeceğim. Gençlere reva gördüğümüz sadece ekonomik olarak kötü şartlar değil, bir sorun var ki o sorun 20 yıllık AKP iktidarının gençlerimizin dünyasında yarattığı yıkıma işaret ediyor ve baş edilmesi gerçekten zor bir sorun. Sayın Bakan, gençlerimizin büyük çoğunluğu gelecekten umudunu kesmiş durumda. Bunun temelinde de mevcut siyasi rejimin özgürlüklere, demokrasiye, farklı yaşam tarzlarına karşı tutumu yer alıyor. Gençlerimiz bu ülkede kendi hayatlarına bir değer verilmediğini, alın teriyle, onuruyla çalıştıkları zaman bir yere gelebileceklerini düşünmüyorlar maalesef. Bakın, böyle söylediğimizde çok afaki bir şeyden, kişiden kişiye değişen bir ruh halinden bahsediyoruz sanılabilir. Ancak gerçekten öyle değil. Büyük romancı Amin Maluf, her insanın gitmeye hakkı vardır. Onu kalmak için ikna etmesi gereken ülkesidir der. Sorun göç eden de değil, şartlardadır. İktidar ülkeyi büyük bir yoksulluk çemberine ve antidemokratik, otoriter bir yola soktuğu için yeni mezun gençlerimiz daha iyi şartlar, daha geniş özgürlük ortamı, demokrasi için göç ediyorlar. Göç edemeyen gençler büyük bir çaresizlikle de umutsuzluğa savruluyor. Tersine beyin göçüyle yurt dışına giden gençlerimize kucak açacak politikalar oluşturmak bizim boynumuzun borcudur.
Ancak bu da iktidarın çapını çoktan aşıyor maalesef. Sormak istiyorum Sayın Bakan, ne bekliyordunuz? Tweet attı diye tutuklananlar olunca gençlerin alkışlaması mı beklerdiniz? Konser yasaklarının gençleri sevindireceğini mi düşündünüz? Yeni işe başlayan üniversite mezunu bir gencin kaç yıl çalışırsa bir araba alabileceğini, askeri ücretle çalışan gençlerin ise hiç araba bile alamayacağını hesapladınız mı? Gençlere sunabileceğimiz en önemli şeyin eşit ve özgür bir toplumun parçası olma hissi olduğunu ıskaladınız. Gençlerin elinden bu toplumun yurttaşları olarak demokratik mücadeleyle istediklerini değiştirebilecekleri, haksızlıklara karşı demokratik protesto haklarını kullanabilecekleri hissini coplarla, gözaltılarla aldınız. İşte bu nedenle ilk sandıkta gençlerin oyuyla Türkiye siyasi tarihinin zamanı dolmuş bir iktidarı olarak anılacaksınız. Değerli milletvekilleri, gençlerimizin umudunun yitimine sebep olan en temel sorunlardan biri işsizlik. Türkiye'de genç işsizliği dünya ortalamalarından yüksektir. Bugün geniş tanımlı genç işsiz sayısı 2.3 milyondur. Her 4 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamdadır. Türkiye'de zaten yüksek olan genç işsizliği oranları salgın döneminde daha da arttı. Covid-19 döneminin iş gücü piyasalarında yarattığı tahribattan gençler daha fazla etkilendi. Salgın döneminde gençler iş gücü piyasasından daha hızlı çekildi. İşi olmayan milyonlarca genç ya iş aramayı bıraktı ya da iş gücü piyasasına girişlerini geciktirdi. İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve iş gücü dışına çıkan gençler de hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam etti. TÜİK 2022 birinci çeyrek verilerine göre gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı %21 iken DİSKAR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı %41'dir. Yüksek öğrenim mezunu gençler askeri ücret ve civarında ücret alıyor. Gençlerin birçoğu iş bulamazken yüksek öğrenim mezunu gençlerin giriş ücretleri ise askeri ücret civarında kalmaktadır. Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü askeri ücret civarında bir ücretle çalışıyor. Mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin askeri ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı %40 ve %50 dolayında. Sosyal bilimler, iktisadi ve idare bilimler mezunlarında bu oran %60'larda seyretmekte. İslami bilimler mezunlarında askeri ücret civarında bir ücretle işe başlayanların oranı %18 dolayında. Gençlerin güvenceli işlerde çalışmaları için üniversite mezunu olmalarının yetmediği görülmektedir. Değerli milletvekilleri, öncelikle barınma hakkı, eğitim hakkı gibi temel bir hak olan ve eğitim hakkının güvence altına alındığı gibi güvence altına alınması gerektiği bir ortamdayız. Gençler için geniş tabiriyle sağlıklı, güvenceli, nitelikli bir üniversite hayatından bahsedecek isek, bunun temelleri her şeyden önce güçlü kamusal hizmet ve yatırımlarda aranmalıdır. 10 milyona yaklaşan öğrenci sayısının bulunduğu ülkemizde toplam KYK yurdu sayısı 850 bin. Öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Buna karşılık yurtların koşulları her geçen gün kötüleşmekte. KYK yurtlarının kapasitesini artırma gibi görünen esasında bir istif politikası üzerinden kontenjan artırmak olan uygulamalar 2021-2022 eğitim öğretim yılında 8 kişiye varan odalar ile sonuçlandı. Öğrencilere sunulan yemeklerin sabit menü uygulaması ile tek tipe indirilmesi, öğünlerin porsiyonlarının küçültülmesi ve besin değerlerinin düşürülmesi yeterli ve sağlıklı beslenmeyi temel bir ihtiyaç halinden çıkarıp bir lükse dönüştürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde özel yurt ücretleri ise ortalama 6-7 bin liradan, merkezi ilçelerde 1+1 dairenin kiraları 8-10 bin liradan başlıyor. Ayda 850 lira KYK bursu ya da kredisi alarak geçinmeye çalışan öğrenciler için bu tutarları ödemek hayalinde ötesinde. Tüm bu imkanlardan yoksun olan öğrencilerin
Mahkum edildiği son seçenek ise cemaat ve tarikat yurtları. Ailelerin maddi imkansızlıkları yüzünden devlet yurdu dışında seçeneği olmayan ve kendilerine yurt çıkmayan öğrencilerin bir kısmı bu yurtlara yönelmektedir. Yoksul ailelerin çocukları ise neredeyse tek alternatif haline gelen tarikat yurtlarının sayısı 2006'da 1723 iken 2021 yılı itibarıyla %93 artışla 3331'e çıktı. Cemaatlere ait olan ve herhangi bir resmi kaydolmaksızın kaçak faaliyet yürüten yurtların sayısına yönelik kesin bir veri bulunmazken merdiven altı tabir edilen bu yurtların sayısının binlerle ifade edilebilir bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bu bütçe iktidarı uğurladığımız bir bütçe. İlk seçimde gençleri kucaklayacak kamucu politikaları hayata geçirmek için iktidara geleceğiz halkımızın teveccühüyle. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında genç istihdamın atılımı vizyonuyla gençlik garantisi programını uygulayacağız. Gençlik garantisi programına göre 30 yaş altı yüksek öğrenim mezunu gençler istihdam, işsizlik desteği, eğitime devam ve ücretli staj seçeneklerinden birinden yararlanacaklar. Aynı zamanda tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri açılacak. Teknoloji liselerinde 3 yılını tamamlayan gençler devletten sigorta primi desteği alarak ücretli staj görecekler. Eğitime devam etmek isteyenler ise kendi alanlarında eğitim almak kaydıyla puan avantajına sahip olacaklar. YÖK kaldırılacak, üniversiteler mali, idari ve bilimsel özelliğe kavuşacak. Rektörlük seçimleri geri gelecek. Bitiriyorum başkanım. Üniversite bileşenleri rektörlük seçimlerinde temsil edileceklerdir. Eğitim sistemi paydaşlarla birlikte baştan aşağı değiştirilerek nitelikli, bilimsel ve erişebilir bir eğitim anlayışı benimsenecek. Kamuda mülakat kaldırılarak liyakat ilkesi hayata geçirilecek. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Önce unutmamak için bir sorum var. Sayın Bakan, geçen sene Spor Toto Teşkilatı ile ilgili Sayıştay raporunda bir eleştiri yok. Böyle bu sene yok. Geçen sene tartışmıştık. Niçin yönetim kurulu kararları yok? Ne kararlar alındı? Yönetim kurulu üyeleri. Çünkü Sayıştay sizden, bakanlıktan istemişti. Ya da Spor Toto Teşkilat Başkanı'ndan istemişti. Verilmemişti. Bu sene hiçbir vurgu yok. Oysa şimdi bütçeye bakıyoruz. Geçen 21 yılında kesin hesapta 25 milyar sizin bütçeniz varken 139 milyar da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan gelen parayı kullanmışsınız. Bu sene 66,5 milyar Spor Bakanlığı'nın bütçesi var. Şeyden bulamadık yani, belki de vardır, bizim gözümüzden kaçtı. Sayıştay Başkanlığı'ndan ne geliyor? Ya 25'e 113'tü 2021'de. Şimdi 66'ya ne kadar Sayıştay Başkanlığı'ndan geliyor? Spor Toto Başkanlığı'ndan geliyor. Büyük bir para bu. Yani bakanlık bütçesinin çok çok üstünde bir para. Ama onunla ilgili hiçbir bulgu yok. Sayıştay da bir şey bulamıyor. Bu çok manidar. Manidar ne dersiniz bilemiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konuyla ilgili de sorular falan yönelttik ama biz çok cevap alamadık. Şimdi Türkiye'de gençleri konuşuyoruz ve geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu bir cümle gündemde kaldı, yani hala duruyor. Dedi ki böyle sufli, yani aşağılık, basit amaçlarla, ne daha fazla telefon, daha iyi maaş, bu sebeple dolayı yurt dışına gidenler falan diye. Yani bir cumhurbaşkanının işte ülkeyi temsil ediyorum, hele hele bu yıl işte herkese kucak açtım diye bir cumhurbaşkanının ağzından böyle bir söz çıkması anlaşılır gibi değil. Niye gidiyor Sayın Bakanım bunlar? Bunları araştıracaksınız. Bakın, toz pembe bir tablo sundunuz. İşsizlikten hiç söz etmediniz. Yani gençlerdeki işsizlikten hiç söz etmediniz. İşte üniversite öğrencilerinin derdine söz etmediniz. Uyuşturucudan hiç söz etmediniz. Sizin konunuz değil. Bal gibi sizin konunuz bunlar Sayın Bakanım. Bakın, Türkiye'de yani 2022, işte geçen sene %22,5 olan işte genç işsizlik bu sene 18 falan, ama geniş tabanlıya falan baktığınız zaman 24,7, büyük bir rakam, 4 gençten bir tanesi. Bu rakamlar, hele hele üniversite mezunlarında çok ciddi problem. Sayın Bakanım, sizin hükümetiniz, Sayın Cumhurbaşkanı
Her tarafa üniversite açtık. Her yerde 1, 2, 3, 5 üniversite bundan övünüyor. Mezun olanlardan haberiniz var mı Sayın Bakan? Mezun olanlardan, bakın bir hemşerimin, işte Anadolu'da bir ildeki ortalama bir ildir, mezun olacak çocuk. Bir Ar-Ge'de şey yapacak, staj yapacak, arıyorum, aramadığım firma maç olmaz, almıyoruz diyor ya. ODTÜ var mı, İTÜ var mı, almıyoruz diyor o üniversiteden. Yani bizim milli firmalarımız, kendileriyle övündüğümüz firmalarımız bile Türk çocuklarını staja kabul etmiyor. Böyle bir durum var. Bunlardan hiç söz etmiyorsunuz. İşiniz rakam. Rakamla bozmuşsunuz işte. Büyük rakamlar, en büyüğü filan. Nitelik ne, nitelik, içerik ne? Bakın Türkiye'de işte siz geldiğiniz zaman sanıyorum 7 tane 8 tane psikoloji bölümü varmış. 122 tane üniversitede psikoloji bölümü var. Ya geçen sefer de söyledim. Hoca falan yok oralarda. Bakın bir tane sosyoloji mezunu, bir tane ilde üniversite var. Diğer 2 tane 3 tane derste ilahiyat mezunu arkadaşlar geliyor. Liseden geliyorlar bunlar da. İlahiyatta işte bir sömesi din sosyolojisi okumuş o kadar. Ya bunları da söylemeniz gerekiyor, kabul etmeniz gerekiyor ki bunlara da çare bulunabilsin değerli arkadaşlarım. Bakın üniversite gençliğindeki işsizlik şeyi çok ciddi bir, artık Türkiye'de bir üniversite mezun ev gençliği diye bir kavram türedi, ev gençliği. Ne işte, ne üniversite eğitimde, ne bir şeyde, babasından da para almaya utanıyor, evden dışarı çıkmıyor çocuk, böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Sayın Bakanım, yurt dışına niye gidiyor çocuklar? Ya yurt dışına bunun için gidiyor çocuklar. Ya bu çok insani bir şey bu ya. Nasıl bu sufli aşağılık şey olabilir ya? Nasıl bu hain olarak ilan edilebilir ya? Bunu anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani İktidar Partisi milletvekillerine söylüyorum. Bu nasıl bir laf? Sayın Bakanım, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan aldığınız parayı kullanıyorsunuz. Spor salonlarını açıyorsunuz, yatırımlar yapıyorsunuz, belediyelere veriyorsunuz. O da nasıl dağılıyor falan hiç göremiyoruz ki tartışalım. Yani ne kadar AKP'li belediye verdiniz, ne kadar diğer partiye belediyelere ne verdiniz onları göremiyoruz. Her neyse. Şans oyunlarının durumu nedir Türkiye'de biliyor musunuz Sayın Bakanım? Ne kadar insan bu şeyle ilgileniyor? Türkiye'de ne kadar genç? Sayın Bakanım, sizin zamanınızda her yerde mantar gibi bitti. İki tane, üç tane şans oyunu vardı. Spor Toto, Milli Piyango falan vardı. Şimdi isimlerini unuttum ben yani. Toto, Loto, İddia, On Numara, Sayısal, Şans Topu, Süper Top, Kazı Kazan, Bugün Kazan, Yarın Kazan. Yahu Türkiye'de bilmiyorum kaç tane, 50 tane at yarışı var. Çocuklar harıl harıl bakkallardan at yarışı oynuyor. Sizin zamanınızda oluyor bunlar. Ya Nas yok mu Sayın Bakanım? Nas. Ne diyor Nas Sayın Bakanım? Kumara ne diyor? Çocuklarımızın kumara kurban edilmesine ne diyor Sayın Bakanım? Bu konularla ilgili bir şeyiniz var mı? Bu şeylere tanınan, Milli Piyango satıldıktan sonra Demirören'lere tanınan avantajlar, verginin, KDV'nin kaldırılması, daha sonra sözleşmelerin değiştirilmesi, alınacak hasılat hesaplamalarının firma lehine düzeltilmesiyle ilgili ne diyor? Nedir bunlar? Kimin paraları gidiyor oralara Sayın Bakanım? Biraz da bunlardan söz etseniz olmaz mıydı Sayın Bakanım? Bakın 2017'de rahmetli Güngör Uras'ın bir yazısında buldum. 14,5 milyar hasılat var diyor şans oyunlarından diyor. Ondan sonra bakıyorum hiçbir yerde, hiçbir devletin rakamlarında bulamıyorum. Yok. Yok, ne kadar para geliyor belli değil. Bilmiyoruz. Gelmez, bilmemiz gerekiyor biz milletvekilleri olarak, milleti temsil edenlerle ilgili. En büyük problemlerden bir tane şans oyunları. Ya şans oyun, bir de yasa dışı bahis falan. Ne yapıyorsunuz yasa dışı bahislerle Sayın Bakanım? Yasa dışı ne alıyorsunuz bu bahisleri? Geçen sefer de işte okullarda ya da nerede çekiliyor bilmiyorum. Piyangoları yasa çerçevesine aldınız. Şu anda görüşülen yasalardan bir tanesi. En önemli probleme geliyorum şu anda. Bugün de tartışılan uyuşturucu. Bu ülkede Sayın Bakanım, ben psikiyatri uzmanıyım. Hayatım bunlarla geçti. Şey yazmış kaç tane demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programında 136 tane merkez var demiş. Amatem benzeri merkez var demiş. Uyuşturucu tedavisi yapan merkez. Ya her gün size de ulaşıyordur, size de geliyordur İktidar Partisi milletvekilleri. 10 kişi arıyor, amateme giremiyorum, çocuğum perişan.
Sayın Bakanım, bağımsız araştırmalar var. Yani bunlar tabii kesin rakamlar, söylemek çok zordur. 4 milyon insan uyuşturucu. 4 milyon insan uyuşturucu kullanıyor Sayın Bakanım. Sokakta ya hiç biraz çekinir eder, sokağa düşmüş. Sokağa ona söylüyorum, size söylemiyorum. Asıl sokak, onunla ilgili bir problem var. Sayın Bakanım, şeyleri 1000 tane şey yakaladık diyor İçişleri Bakanı bugün. 1000 tane sadece uyuşturucu ile uğraşan mafya, suç örgütü çökerttik diyor. Ya 1000 tane sadece uyuşturucu ile uğraşan suç örgütü varsa Türkiye'de kaç bin tane suç örgütü vardır? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bitmiş o zaman Türkiye. Gerçekten bitmiş. Ya okulların önünde 2 tane, 3 tane torbacı yakalamakla olmaz. Bu iş yukarıdan çözülüyor. Kimse kusura bakmasın, kızmasın. Şu fotoğrafın hesabı sorulmadan gençlerimizi uyuşturuculardan kurtaramayız. Burada Türkiye'nin en önemli uyuşturucu baronları ile İçişleri Bakanı duruyor ve bu fotoğrafın hesabı verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına bunu kim getirdi ve bu fotoğrafı çektirdi? Bu başka bir fotoğraf. Kim getirdi bu sebeka? Bu adam Türkiye ile ilgili en çok uyuşturucu parası, kara para aklanan adam olarak tarihe geçmiştir. Şu anda Amerika'da istiyor, Türkiye'de istiyor, Avusturya'dan kime gelecek diye konuşuluyor. Bunlar yani bu uyuşturucu ile ilgili ya çok perişan insanlar. Yani metamfetamin ile ilgili büyük bir yıkım var. Yani sağlıkla ilgili siyasal, toplumsal, ahlaki gidiyor ve fakir çocukları gidiyor. 10 liraya kafayı bulabiliyorlar. 10 liraya, o kadar ucuz. Ve en fakir semtlerdedir, en gariban semtlerdedir. Gitmeyeyim mi oraya Sayın Bakanım, anlatmış olduğum bu kadar spor salonları, kuruluşlar, gençlik merkezleri, hiç o gençlere gidemiyor mu Sayın Bakanım? Biraz da oraları niye görmüyorsunuz? Niye onları konuşmuyoruz? Niye daha evvel gelip milletvekillerine şeylerle bu konuları tartışmıyorsunuz? Bitireceğim yani. Son saniyeler mi dedin? Bitti o zaman, ne yapacak bir şey yok. Ya birkaç cümle daha bir de söyleyeyim. Bakın, dindar nesil falan diye bir iddianız da vardır. Kardeşim, bütün bunlardan sonra nasıl bir nesil? Bakın, bu uyuşturucularla ilgili yapılan araştırmada ailelerin muhafazakar olması olmaması, çocuğun işte şu okulda ya da bu okulda okumasının hiçbir etkisi yok Sayın Bakanım. Bu araştırmaları siz görmüşsünüzdür. İmam Hatip'te de okuyan da, ailesi dindar olan da, olmayan da hepsini etkiliyor. Yani büyük bir bela. 4 milyon şu anda Sayın Bakanım. Bunlarla ilgili bir şey yapmadıktan sonra biz dindar okul yetiştiriyoruz, şu kadar İmam Hatip okulu açtık, bunların hiç kimseye bir faydası olmayacaktır değerli arkadaşlarım. Ve maalesef sizin zamanınızda işte ateizm, deizm bilmem bunlar konuşuluyor muhafazakar insanların çocukları ile ilgili. Bunlar yazıyorlar, çiziyorlar. Muhafazakar köşe yazarlar yazıp çiziyor bunları. Önceki yıllarda sunmuş olduğu bütçe formatına uygun olarak benzer bilgileri tekrar ettiler. Rakamları yenilediler. Daha önceki yıllarda olduğu gibi renkli fotoğraflarla dolu konuşma metninde üyelere dağıttılar. Aslında yıllar sonra bir bakanın yeni bir vizyon koyması, tarzını hiç değilse daha geliştirmesi beklenirdi ama bunu göremiyoruz. Fakat ben burada aynı tarzı tekrar etmeyeceğim. Daha önceki yıllarda Sayın Bakan'ı pek eleştirmedim. Ama bu sefer eleştireceğim. Şimdi her şeyden önce şu dağıtılan konuşma metnine bakıyorum ben. Buradan bir psikolojik durumun analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herhalde onu Sayın Bekeroğlu'na havale etmeliyim. Bu yapamazlar. Şimdi bu konuşma metninin içerisinde 16 kez 16 ayrı yerde Sayın Bakan'ın tek başına, bir grupla veya toplu halde fotoğrafı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafına bakıyorum. Birkaç yerde kendisiyle birlikte topluluğun içerisinde görüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını tek başına verdiği yer 47. sayfa. O sayfada tek bir fotoğrafı var. Başka da yok. Ama
Sayın Cumhurbaşkanı'nı yalnız vermemek için karşı sayfaya, yani 46. sayfaya da kendi fotoğrafını koymuş. Bu fotoğrafları dikkatli bir şekilde analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı sönük, etrafın görüntüsü zayıf, kendi görüntüsü yarı silik. Ama Sayın Bakan'ın fotoğrafı gençlerin ortasında merdivene oturmuş, ceketini çıkarmış, böyle daha parlak, daha görüntüleri iyi bir fotoğraf. Ebat olarak da kendi fotoğrafı diğerinden daha fazla. Ama iş bundan kalmıyor. Lütfen üçüncü sayfadaki fotoğrafa bakmanızı istiyorum. Bu üçüncü sayfadaki fotoğrafta Sayın Bakan da var, Sayın Cumhurbaşkanı da var. Bazı bakanlar ve diğer kişilerin olduğu bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı buraya nasıl yerleştirmiş hayret ediyor. Nasıl yerleştirmiş? Kendisi gayet dinamik bir şekilde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı perişan bir halde, ayakta duramaz vaziyette, dizleri bükülmüş, boynu eğilmiş, sırtı hamurlaşmış ve elleri önde. Kardeşim bak şu fotoğrafa. Bak şu fotoğrafa. Sürekli tenkit ettiğiniz, süremi durduruyorsunuz Sayın Başkan. Evet arkadaşlar, söz sırası geldiğinde cevap verin. Karşılıklı konuşmuyorum, rica ediyorum. Buyurun. Sürekli tenkit... Ya susar mısın kardeşim ya? Susar mısın da konuşalım ya? Ya susar mısın? Zamanını yiyorsun. Zamanını yiyorsun. Rica ediyorum. Ne söyleyeceğim? Devam edin lütfen Sayın Şenol. Senden mi öğreneceğim ne soracağım? Karışmayın ne içeriğine. Sakin olalım Cemil arkadaşlar. Sakin olalım. Parazit yapma sen onu. Göze mi girmeye çalışıyorsun? Göze mi girmeye çalışıyorsun? Sus. Sus terbiyesiz adam. Edeplice dinlemeyi bilmiyorsun. Sus. Sus. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Söz geldiğinde size fikirlerinizi söylersiniz. Katılmak zorunda değilsiniz. Eyvallah. Buyurun. Tamam yeter artık ya. Tamam artık ya. Yeter. Durum tespiti yeter. Konuşana kadar şu söylediğim fotoğrafa bir bak. Değerli arkadaşlar, karşılıklı konuşma usulümüz yok. Söz sırası geldi. Sana da geleceğim, merak etme. Fikirlerinizi eleştirilerinizi söylersiniz. Devam edin lütfen. Merak etme. Hasan Çilez Bey, sana da göreceğim. Evet, devam edelim. Şimdi süremi istiyorum Sayın Başkan. Tamam, 2 dakika ilerledi. Şimdi böyle bir fotoğrafı, bakın sürekli tenkit ettiğiniz, CHP'li kanallar dediğiniz muhalefet medyasında Cumhurbaşkanı hakkında göremezsiniz. Hep daha genç, hep daha dinamik görüntülerini ekrana getiriyorlar. İsterseniz bu akşam eve gidince bu muhalif kanallardan birini izleyin. Hiç görmedim. Buna benzer bir fotoğrafını ve görüntüsünü verdiklerini hiç görmedim. Bu neyin nesi Sayın Bakan ya? Bu neyin nesi? Yani sizi protesto ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığınız bu davranıştan dolayı. Olacak iş değil ya. Cumhurbaşkanı bir ülkenin milli birliğini, bütünlüğü temsil eden isimdir. Her zaman nezih bir şekilde gösterilmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, olay bununla da bitmiyor. Bundan sonra bakalım, isterse bir söz verebilirim. Hani yani benden acaba farkında mı değil bu yapılanların? Ama farkında olmadığını zaten biraz önce konuşan Sayın Çilez ifade ettiler. Bir faaliyetten bahsederken Sayın Bakan, yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak istiyorum. Bir şey yapmış gibi ifade edildi, ona cevap verebilir. Yani isterse tabii, istemezse vermez. Takdir kendisi. Şimdi değerli arkadaşlar, neyse ben makul şeyler söylüyorum ama her kafadan bir ses çıkıyor. Niye rahatsız oldunuz onu da anlamıyorum. Demiyor muydunuz Cumhurbaşkanı da hakkını, hukukunu korumak lazım diye? Teşekkür ediyoruz. Yani daha önceki hangi bakanın buraya
böyle fotoğraflarıyla dolu bir konuşma metni getirdiğini gördünüz ya. Cumhurbaşkanı yardımcısının bir konuşma metninde tek bir fotoğraf yok. Burası fotoğrafla dolmuş ve bu fotoğraflarda problem var. Söylediğim şey o. Bundan niye rahatsız olursunuz ya? Sonra yani Türkiye'nin geçmişini nasıl hayal ettiğini de anlayamadım Sayın Bakanım. Ömer Fethi Bey biraz önce saydılar ama ben de değişik bir açıdan bakayım. 20 yıl önce maalesef pek çok eksik vardı sporda. Tesis yoktu, imkan yoktu, antrenör yoktu. Bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, statları. Pek çok vilayetimizde bir futbol topu dahi çok değerliydi. Uluslararası başarının olmadığını vesaire. Ya böyle bir şey olabilir mi? Benim çocukluğumdan beri biz top oynardık, hiç futbol topu sıkıntısı çektiğimizi ben görmedim. Hiç öyle bir sıkıntı görmedik. Okulların bahçeleri zaten top alanımız gibiydi. Ama tesisler olayı, teknolojinin gelişmesiyle değişen olayları kendinize mal ederek anlatamazsınız. Dün dündür, bugün de bugündür. Elbette bazı şeyler değişecek. Ama geçmişte bir şey yoktur dediğiniz zaman bu olmaz. E ben bakıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce Galatasaray UEFA şampiyonuydu. Milli takım olarak FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye üçüncü olmuştu. Ama şimdi bakıyoruz özellikle böyle gücün, imtiyazın, nüfuzun önemli olduğu spor dalı olarak futbolda iktidar, siyaset futbolun içerisine çok girdiği için bu son 10 yıl en azından baktığınız zaman futbolun eski muhteşem başarılarından iz kalmadığını görüyorsunuz. Bırakın canım futbola da şey yapmayın böyle burnunuzu sokmayın. Ülke puan sıralamasında Türkiye gerilerde. Gerilerde olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan giremiyor. Geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı. Halbuki bazı ülkelerin 5 takımı oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bazılarında 3, bazılarında 2. Siz burada şampiyon olan takımınızı ülke puanı düşük olduğu için, başarısız olduğu için geçmiş yıllarda doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynatamıyorsunuz. Ama geliyorsunuz buraya diyorsunuz ki eskiden spor mu vardı, futbol mu vardı, şimdi o her şey cennet güzellik. Böyle bir şey yok. Yanlış yaptığınız şeylerde itiraf edin. Onun ötesinde bakın şu önemlidir. Daron Acemoğlu'nun çok kullandığı bir ifadedir. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması sömürgeci siyaset ve sömürgeci ekonomik kurumlarla olmaz. Katılımcı siyaset ve katılımcı ekonomik kurumlarla olur veya katılımcı girişimcilerle olur. Şimdi siz ülkenin kaynaklarının tamamını hapsetmişsiniz. Kendinize bağlamışsınız. Ülkenin yarısını yok sayıyorsunuz. Bu şekilde ülke kalkınır mı, gelişir mi? Bir ülkede nüfusun ne kadar daha büyük bir kısmı sanattan spora kadar, ekonomik faaliyete kadar kalkınma oyununun içerisinde daha yüksek performansla yer aldığı zaman o ülke kalkınır. Siz dışlıyorsunuz bir kısmını, ondan sonra kendi işinize gelen bir çevreye hizmet sunuyorsunuz, sonra ülke gelişiyor zannediyorsunuz. Bu anlayışla siz de batarsınız, ülkeyi de batırırsınız. Bakın, bilmem daha önce 5 tane şey varmış da, gençlik kampı varmış da, bu 5 kamp 54 olmuş. O kampların nasıl olduğunu da biliyorum. Gezdim, dolaştım, araştırdım, inceledim. Sadece kendi partilerinizin organize edilerek kaldığı yerler. Birinde soruyorum. Senede 200 gün dolu. Ben gittiğimde boş dolaşırken. Kim geliyor? Şunlar geliyor, bunlar geliyor. Ya nasıl bir iştir bu? Esnaf geliyor ama kendi esnafın. Bilmem memur emekli geliyor ama kendi memur ve emekliyim.
Gençler geliyor ama kendi gençlerin ve kendi gençlerin. Ve kaç lira alıyorsunuz diyorum. Para almıyor, yiyip içip gidiyorlar. 54 kampta neyi organize ediyorsunuz? Bu fotoğrafların yansıttığı için parti içi bir hesabınız var da o örgütlenmeyle mi meşgulsünüz? Yoksa başka bir şeyle mi? Evet, ama toplumun yarısını yok saydığınız sürece bu ülkeyi batırırsınız. İçinde payı %1,5'tur. Önümüzdeki dönem içinde bu bütçeyi ne kadar ile kaç kişilik öğrenci yapacaksınız merak ediyorum. Şu an mevcut 800 bin öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde 3 milyondan fazla örgün yüksek öğrencisinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Kapasitenin odalardaki ranza sayısını yükselterek değil de yeni yatırımlar, yeni yurtlar artırılarak yapılması önem arz etmektedir. Şu an büyük şehirlerdeki yurtlarda şöyle bir sıkıntı bulunmaktadır. Örneğin Ankara merkezli kampüslerde okuyan yüzlerce öğrenci Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde bulunan yurtlara yerleştirilmiştir. Okula 1-1,5 saatlik bir mesafede öğrenci barındırmak bu sorunu daha da büyütmektedir. Sayın Bakan, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi alan öğrenci sayısının 969 bin, burs alan öğrenci sayısının 447 bin olduğunu biliyoruz. 447 bin olan sayıyı neden 1 milyona yükseltmiyoruz? Bütçe içinde faize gelince para bulunuyor. Pazarlık usulü ballı ihalelere, garanti ödemelerine gelince para bulunuyor. O halde öğrencilerin burslarına çok rahat para bulunabilir diye düşünüyorum. Sayın Bakan, kendi ilimle ilgili özellikle bazı hizmetlerle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sorgun ilçemizde Yüksekokul ve Veterinerlik Fakültesi olup yaklaşık 650 öğrenci bulunmaktadır ve burada bir KYK yurdu yoktur. Bu ilçemize acilen bir KYK yurdu yapılmalıdır. Yine aynı şekilde Sarıkaya ilçemizde hizmet veren fizyoterapist ve rehabilitasyon yüksekokulunda okuyan öğrenciler için yurda ihtiyaç vardır. Ayrıca yine Yerköy ilçemizin spor salonu ve futbol sahası 45 yıl önce yapılan sahalardır. Acilen yenilenmesi gerekmektedir. Fakıl ilçemizde, Kadışehir ve Sarıkaya ilçelerimizde nizami futbol sahaları yoktur. Sayın Bakan, Yozgat'ta bulunan Çamlık Milli Park dünya ölçüsünde ekolojik bir zenginliğe sahiptir. Burada 1970'li yıllarda ulusal kayak yarışmaları yapılırdı. Buranın tekrar özellikle kayak ve futbol sporlarının açılması bölge halkına ciddi bir ekonomik getiri olacaktır. Bununla ilgili vermiş olduğum soru önergeme 24 Mart 2020'de vermiş olduğunuz cevapta buranın yatırım programında yer aldığını ifade etmiştiniz. Şimdi Yozgat'ta yatırım planını hala merak etmektedir. Sayın Bakan, amatör kulüplerle ilgili bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Amatör kulüplerinin bir arada olabileceği amatör spor evleri yapmayı düşünüyor musunuz? Yine aynı şekilde amatör lisanslı sporculardan orta ve yüksek öğrenimde eğitim görenlere toplu ulaşım destek kartı vermeyi düşünüyor musunuz? Amatör spor salonlarının gelişmesi için sportif organizasyon ve sporcu akademileri düşürmekte misiniz? Kamu kurumlarınca eskiler olduğu gibi yeniden kulüpleşmesini düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, bugüne kadar göz ardı edilen veya unutulan Anadolu takımlarını da hatırlatacağım. Binbir zorlukla ayakta kalmaya çalışan Anadolu kulüplere, Yozgat Spor ve Bozuk Spor gibi kulüplere daha fazla destek bekliyoruz. Göç veren illerin kulüplerine ilimde başta olmak üzere mutlaka özellikle yardımda bulunmanız gerekmektedir. Ülkemizde ciddi anlamda bir uyuşturucu problemi var. Maalesef Anadolu'nun dört bir tarafına kanser hücresi gibi dağılmış durumdadır. Bu işin elbette bir güvenlik tarafı, polisiye tarafı vardır. Ama narkoterörü tarafı da var. Teşekkür ediyoruz. Süreniz dolmuştur. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Sayın Bakan. Sayın Bahar Elbazoğlu, buyurun lütfen. Süreniz 5 dakikadır. 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'a geldiğinde 20 bin kişilik stadyum sözü vermişti. 7 yıl oldu, hala tık yok. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunu var. Üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla orantılı şekilde yurtlar açılmalı ve hiçbir çocuğumuz açıkta bırakılmamalıdır. Yazılı soru önergesi verdim, yanıtlamadınız. Buradan tekrar soruyorum. Halbuki kamu adına yanıt almak benim anayasal ve yasal hakkımdır Sayın Bakan. Yazılı denetim yapma hakkımızı elimizden alıyorsunuz, sorularımıza yanıt vermiyorsunuz. Neyi gizliyorsunuz Sayın Bakan? 2019, 2020 ve 2021, 2022 ve 2022-23 eğitim döneminde bakanlığınıza bağlı üniversite yurtlarınıza başvuranların sayısı kaçtır?
Son 3 yılda eğitim döneminde bakanlığınıza bağlı üniversite yurtlarına yerleştirilen öğrenci sayısı kaçtır? Son 3 yılda özel yurtlara yerleştirilen üniversite öğrencisi sayısı kaçtır? Tekirdağ'da devlet yurtlarına başvuran ve yerleştirilen öğrenci sayımız kaçtır? Yeni yurtlar yapmayı düşünüyor musunuz? Bu sorulara sizden acil cevap bekliyorum Sayın Bakan. Ayrıca geçen yıl sizin bakanınıza bağlı Spor Toto İdaresi ile beraber ilimizde 3 ilçemize spor sahaları yaptırıp teşekkür ediyorum. Ama Tekirdağ'da daha 8 tane ilçe var Sayın Bakan. O 8 ilçeyi de unutmayınız diyorum. Ancak Süleymanpaşa ilçemizde okul bahçesinde yapılan kale direği 6 yaşındaki Tarık Toprak Demirhan'ın hayatına mal oldu. Bu direğin denetimi neden yapılmadı? Çocuklar için güvenlik denetimlerinden neden geçirilmedi? Çocuklarımızın can güvenliğini neden sağlamıyorsunuz Sayın Bakan? Çocuklarımız spor yaparken ölemez diyorum. Çocuklarla ilgili her türlü yapıyı sıkı denetime tabi tutmanız gerekmektedir. Tekirdağ'da amatör spor takımlarını gerçek anlamda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ve önünü açacak mısınız diyorum. Bölgesel amatör ligini desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yine merkez ve ilçelerimizde kapalı spor salonları, tenis kortları yetersiz. Bu konuda geleni yapacak mısınız? Yüzme havuzlarımız 7'den 70'e yüzme öğrettik diyorsunuz ama Tekirdağ merkezde yüzme havuzunda doğru dürüst işlem yapılamıyor. İnsanlar yüzemiyorlar Sayın Bakan. Oradaki bakımı tekrar elden geçecek misin diye soruyorum. Futbol neden istediğimiz çıkış yapamıyoruz? Şampiyonlardan neden başarı sağlayamıyorsunuz? Ve federasyonlara müdahaleniz ve adam kayırmacılık bundan etkili mi diye buradan soruyorum. Profesyonel yönetim olmadıkça futbolda sıçrama yapmamız mümkün görünmüyor. Yine bakınız, tüm liglerde spor müsabakalarında ambulans sorunu var Sayın Bakan. Bundan haberiniz var mı? Spor kulüplerimiz 1600-1700 lira gibi maç başı para ödemek zorunda kalıyorlar. Neden Sağlık Bakanlığı'na devreye girip bu sorunu çözmüyorsunuz? Amatör spor kulüpleri zaten amatörce bu işi yürütüyorlar. Ama siz bakanlık olarak ambulans sağlamakta dahi acizsiniz Sayın Bakan. Bir an evvel bu sorunu çözün. Yıllardan beri amatör spor kulüplerimiz bu dertle baş başa ama siz bunu görmüyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. Gelin bu sorunu hep beraber çözelim diyorum. Bakınız, bir de en büyük sorun çocuklarımız uyuşturucuya alıştılar. İşte gençlerimiz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama Sayın Bakanım, çocuklarımız ortaokul yaşındaki çocuklar şu anda uyuşturucuyla. Tekirdağ'da ben buradan Emniyet İl Müdürümüzü kutluyorum. Çünkü iş yapanı takdir etmek bizim baş tacımız diyorum. Ama işini yapmayanları da ortaya, onları ipini pazara çıkarmak da bizim görevimiz diyorum. Siz öğrencilerimiz, çocuklarımızın geleceğini yok ediyorsunuz. Çocuklarımızı spor yapma yerine değişik yollara yönlendiriyorsunuz. Uyuşturucunun kucağına atıyorsunuz. Burada sizin göreviniz tüm gençlerimizi kucaklamanız. Öyle sadece belli kesimleri değil, tüm gençleri kucaklayarak onların uyuşturucu tuzağından uzaklaştırmak sizin göreviniz. Ama siz nerede baktığınız zaman bakanlığınızın, bitiriyorum Sayın Başkanım, bakanlığınız maalesef birçok şeyde olduğu gibi Tekirdağ'da ve tüm illerde sınıfta kalmıştır Sayın Bakan. Çünkü en önemlisi sizin genel başkanınız, cumhurbaşkanınızın, dönemin başbakanınız vermiş olduğu sözü tam 7 yıldan beri tutmuyorsunuz. Her bütçede bunu dile getiriyorum ama sınıfta kaldınız Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım ve bakanlığımızın değerli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi öncelikle Sayın Bakan'ın sunuşundan başlayayım. Sunuşunuzda maalesef Atatürk'ün kelimesini duymadım. Oysa anayasamızın gençlik ve spor başlığı altında gençliğin korunması alt başlığını teşkil eden 58. maddesini hatırlatmak isterim. Anayasamız der ki devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerinden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır diyor. Bu sözüme biraz sonra tekrar geleceğim. Sayın Bakan, bütçenizi inceledim. 2019'dan 2023'e kadar merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı sürekli düşüş var. 2019'da %1.7714'müş, 1.63'e düşmüş, sonra 1.69'a biraz çıkar gibi olmuş. 2022'de 1.59'muş, ek bütçede 5 kuruş verilmeden sıfır ek bütçeden gelenle 0.98 oluyor 2022'de bunun karşılığı. 2023'te de şu anda 1.49'sunuz. Yani
yıllar itibariyle en düşük durumda. Şimdi bütçenizdeki artış oranları ise 2019'dan 2020'ye %8.1, 20'den 21'e 28.35, 21'den 22'ye 21.5, 22'den 23'e 139.5. Ama merkezi yönetim bütçesindeki artış oranının da hep altında kalmışsınız. 2020'de, 2019-20'de merkezi yönetimde %14, siz %8 artış. 21'de %22.9, sizde biraz fazlalık var. 22'de %30.1, siz 21.5 ve 23'ün bütçesinde %155.3'lük bir artış varken sizde %139.5. Yani sürekli eriyen bir bütçeniz var. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Bakan, bağımlılıkla mücadele programınıza da bütçenizde baktım. 2023 yılı bütçenizde bu anlamda 7 milyon 866 bin TL bir bütçe var ki 4 milyar 741 milyon 364 bin içerisinde bağımlılıkla mücadele bütçeniz sizin kendi bütçeniz içerisindeki oranı yüzde değil, binde 1.66. Binde 1.66. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dolayısıyla bağımlılıkla mücadele konusundaki yaklaşımını bu bütçe zaten ortaya koyuyor. Yani bu bağımlılıkla mücadele demek de yanlış bu durumda buna. Bağımlılığa göz yumma bütçesi denebilir. Çünkü bunun içerisinde bağımlılıkla mücadele falan söz konusu değil. Sunuşunuzda bize sunulan bu konudaki sözleriniz içerisinde ben bu konuda bir şey de göremedim. Cüzi de olsa koyduğunuz bu programa dair birkaç sözünüz mutlaka olmalı. Yani bakanlığımızın bağımlılıkla mücadele konusunda bir şey yaptığını söylemek çok zor. Bu bakanlığınız programındaki başlangıç ödeneğine oranla bağımlılıkla mücadele bütçeniz, bağımlılık mücadele bütçeniz 2023 yılında başlangıç ödeneğine göre binde değil 10.000'de hatta evet 10.000'de 1.18. Şimdi Amatem toplam 704 yatak kapasitesi, Amatem'in kapasitesinin de yetersiz kalmasının bağımlılık batağına ayna tuttuğunu söylüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Uyuşturucu raporuna göre Türkiye'deki uyuşturucu olayı sayısı 2021 yılında 2020 yılına oranla %35 artmış. 2020'de yatarak tedavi gören kişi sayısı 9.824 iken 2021'de bu sayı 12.954'e ulaşmış. Yani bağımlılığın ne kadar arttığını gösteriyor. Bakın Sayın Genel Başkanımız bugün grup konuşmasında da ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın raporu web sayfasında hepiniz bulabilirsiniz. Bu rapor metamfetamin Türkiye ve dünyadaki durumu başlığı altında bir rapor. Metamfetamin kullanımının 2019'a göre bu yıl itibariyle, bu yılın ilk 7 ayı itibariyle 9 kat arttığını gösteriyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşına kadar düşmüş. 2020 ve 21 yıllarında bu madde 81 ilimizde görülmüş. 2021 yılında yakalanan metamfetamin miktarı 5528 kilogram iken bu ilk 6 ay, ilk 7 ay bu yılın içerisinde bu değer 8600 kilograma, 8.6 tona çıkmış. Avrupa'nın tamamında bu değer 2020 yılı itibariyle 2200. Yani Avrupa'nın tamamında görülen metamfetaminin 4 katı bizde ilk 7 ayda görülmüş. Şimdi buna karşı bir şey yapmak lazım. Siz Gençlik ve Spor Bakanlığısınız. Bağımlılıkla mücadele etmek durumundasınız. Bunu böyle geçiştirici bir bütçeyle binde 10.000'de birlik bir bütçe kendi bütçeniz içerisindeki payıyla bunu kaldırmanız bu konuda bir şeyi başarmanız mümkün değil. 2021 yılında doğrudan madde bağlantılı 270 ölüm olayının %46.3'ü metamfetamin kaynaklı. Yani gerçekten Türkiye bu konuda şu anda bir uyuşturucu baronlarının kol gezdiği bir ülke durumuna gelmiş iken sizin de mutlaka yapmanız gereken bir şeyler var ve bu bütçenizde bunu maalesef göremiyoruz. Genç işsizliğin %19.1 olduğu Temmuz 2022 itibariyle bir ülkede sizin yapmanız gerekenler olduğunu düşünüyorum.
Türkiye Gençlik Araştırması'nın 2021'de elde edilen verilerine göre gençlerin %62.8'i Türkiye'nin geleceğini iyi görmediklerini belirtiyor. Türkiye'nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise %35.2 gençler arasında. Bu çerçevede katılımcıların önemli bir kısmı da bu ankete, bu araştırmaya, Türkiye Gençlik Araştırması'na %72.9'u fırsat verildiği takdirde başka bir ülkede yaşamak istediklerini belirtmişler. Yargıya güven %11.9 çıkmış bu araştırmada. Türkiye'de yaşanan sorunların sorumlusu olarak iktidar ve muhalefet ile birlikte tüm politikacıların %38.9 olduğunu, ikinci sırada da Cumhurbaşkanı'nın %34.6 ile olduğunu göstermiş gençler. Sayın Bakanım, bir bakanlıksınız ki, ben bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nda da eleştirmiştim zamanında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevi gençlerimizi, çocuklarımızı bakanlığın anayasamıza göre yetiştirmekle mükellef olduğu gençlerimize kanunların, yasaların emrettiği şekilde gereken her türlü eğitim desteğini vermektir. Ama bakanlık işte değerler eğitimi diyerek bu işi kendi üzerinden başka vakıflara verme eğilimindeydi. Sizin de görüyoruz ki Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de onayıyla ilçe spor il müdürlükleriyle sporcu arama tarama faaliyetleri yürütmek amacıyla protokol yapmış. Bu kapsamda gerekli kolaylığın sağlanmasını talep etmiş TÜGVA. Menemen İlçe Kaymakamlığı'na yaptığı başvuru sonrasında başvuruyla sportif faaliyetler için ilçemiz okullarında görevli antrenörlerimiz tarafından yapılacak olan sporcu öğrenci arama tarama faaliyetlerine izin verilmesini istemiş. Güzel de izinini de almış. Dolayısıyla TÜGVA İzmir'deki okullarda faaliyet yürütüyor. Bununla ilgili velilerden de şikayet aldığımızı söyleyebilirim. Bu ve benzeri çalışmaları devletin hesap verebilir, incelenebilir, şeffaf olan kurumlar aracılığıyla yapmasını bekler iken, pedagojik formasyonun dahi var olup olmadığı belli olmayan, çocuklarla çalışma konusunda birikimi, donanımı olmayanların okul ikliminde bulunması hepimizde tedirginlik yaratıyor. Tabii bütün bunların yanı sıra bütçenizle ilgili bir de performans programınızda birkaç konu var. Onlara da kısaca değineyim. O zaman bunu geçiyorum ama mesela gönüllülük faaliyetlerine katılan genç sayısı 2022'de 39.525 planlamışsınız. 2021'de gerçekleşen 24.272. 2023'te 7.200 hedeflemişsiniz. Niye bu kadar düşürüyorsunuz bu gönüllü faaliyetlere katılımı? Bunu da sizden öğrenmek isterim. Tekrar bütçenin gençliğimiz, geleceğimiz olan gençlerimiz ve bakanlığınız bünyesinde yaptığınız faaliyetlerde başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evirdiniz. AKP'den önce buzdolabı, çamaşır makinesi, fırından sonra şimdi de futbol topu da bulunamıyordu demeye getirdiniz. Zaten bu millet topu televizyonda gördü. Televizyon gelmişti ama futbol topu henüz gelmemişti. Şimdi Spor Bakanlığı özellikle Spor Toto'dan teşkilatlarından ne kadar paranın nereye aktarıldığıyla ilgili daha önce defaatle soru sorduk. Fakat bunlara doğru düzgün yanıt alamadık. Cevaplar hep taca çıktı. İşte burada defalarca soru önergesi var. Fakat hiçbirisine doğru düzgün cevap verilmedi. Bu miktarlar ve harcama tutarları kamuya açıktır şeklinde bir cevap verildi. Şimdi Sayıştay ne diyor? İl ve ilçe müdürlerinin mali iş ve işlemlerini bakanlık muhasebe sistemi dışında tutulduğunu söylüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 3289 sayılı kanunla özel bütçeli kurumlar kapsamına alınmış. Ayrıca geçici 10. maddeyle de denetleme dışında bırakılmış. Şimdi il ve ilçelerde durum böyle. Peki bakanlıkta durum ne? Bakanlıkta da durum aynı. Önce şu tespiti yapalım. Geçen yıl Spor Bakanlığı bütçesi 28 milyar TL iken Spor Toto Teşkilatı tam 117 milyar 4 katı bütçe yapmış. Ve bütün harcamalar da özellikle buradan yapılıyor. Maksatlı harcamalar. Peki geçen yıl bakalım ne yapılmış? Şimdi Sayıştay raporlarını Spor Toto'dan genel müdürlük payı olarak aktarılan toplam 7 milyar 751 milyon 281 bin lira. Bunun 5.211.280 lirası tahakkuk etmiş. Ancak 2.5 milyar lirası kayıt altında değil. Yani cetvelde burada bir yıl dönmüş, mali yıl kapanmış ama 2.5 milyarın nerede olduğu belli değil.
Yani hem ilçe ve il müdürlükler hem de bakanlık merkez hesaplarında bir kayıt dışılık, bir kontrol dışı alanlar var. Şimdi soruyorum, bu paraları nerede kullanıyorsunuz? Biz sürekli soruyoruz, bu ödemeler hangi vakıf, cemaat ve derneklere yapıldı? Detay yok. Zaten Sayıştay raporlarında da yok. Daha önceki Sayıştay raporlarında Spor Toto Teşkilatı'na yapılan harcamalarla ilgili detaylar varken bu yıl yok. Ben size söyleyeyim durum nedir? 31 Mart seçimlerinde tüm büyük şeyler kaybedip vakıf, dernek ve cemaatler var ya, hani AK Parti'nin arka bahçesi olarak kullandığı TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma, Cihanlıma muslukları kesildi. Şimdi bu işleri Spor Bakanlığı, Merkez ve Taşra teşkilatlarıyla, özellikle de Spor Toto Teşkilat Başkanı üzerinden yürütüyorsunuz. Bu sporun siyaset üstü şüpheden uzak görünümü iyi bir kamuflaj. Hatta şöyle bir mevzuat çalışması da yapmışsınız. Sayın Bakan 2018'de Spor Bakanı olduğunda Spor Toto Teşkilat Başkanı'ydı. Buradan ayrıldıktan sonra tekrar Spor Toto Teşkilatı'nı kullanabilmek maksadıyla özel mevzuat çıkarıldı 2019'da ve yönetim kurulu başkanı yapıldı. Şimdi hem Spor Bakanı'nı yönetiyor hem de Spor Toto Başkan Teşkilatı'ndaki kaynakları yönetiyor. Şimdi tabii zamanım biraz az. Şimdi siz bu şekilde TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ile meşgul olurken gençler de maalesef Esrar ile meşgul olmaya başladı. Dağıtçınız kitapçığı iki defa inceledim. Bu sayfanın bu kitapçığın bir sayfasında bile madde bağımlılığıyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Sadece son satırda bir cetvelde bir şey söylenmiş. Sayın Bakan konuşmasından madde bağımlılığından bahsetmedi. Halbuki Türkiye şu anda gençler metamfetiminde çevre ülkelerden kat be kat fazla ve özellikle de ekstazide şurada cetvelde görüldüğü üzere ABD'den sonra dünya ikincisi durumdadır. Madde bağımlılığına gençlikle ilgili bir bakanlığın eğilmemesi ve sadece ve sadece 7 milyon liralık bir ödenek ayırması da enteresandır. Bu Spor Bakanlığı bütçesinin 10.000'de biri arkadaşlar. 10.000'de birinden bahsediyoruz. Bir de bahis bağımlılığı var. Bir çalışmanız var mı? Mesela Spor Toto'da geçen yıl 4,5 milyar reklam yapmışsınız. Yani gençlerimize bahis ve kumar oynamının reklamını yapan bir bakanlık madde bağımlılığı ve bahis bağımlılığı ile herhangi bir çalışma yapmamış. Şimdi yurtlarda bir yatak sayısı tartışması var. Enteresan, tutarsız rakamlar var. Ben geçen yılki tutanakları inceledim. Geçen yıl Sayın Bakan demiş ki arkadaşlar 779 yurdumuz var, 742.780 kapasitemiz var. Bu yıl ise hem kitapçıkta hem de sözlerinde 800 yurt, 850 bin kapasite. 21 yurt açıp 108 bin yatak artışı yaptığınıza göre bu yurt başına 5 binin üzerinde yapıyor. Yani biz bazı yurtların büyük kapasitede olduğunu biliyoruz. Bunları anlatmayın ama yaptığınız, açtığınız her yurdun, siz 21 yurdunda 5 binin üzerinde oluyorsunuz. Toparlar sırası edelim, açtığınız sürenizi. Hemen bitiriyorum. İki cümle lütfen. Bu yurtların hangilerinin kaç kapasitede olduğunu açık açık yazarsınız, bu tartışma biter. Yine bu kitapçıkta Cumhurbaşkanımızın 105 yeni yurt açıp 225 bin kapasite sağladığını söylüyorsunuz. Burada da yurt ortalaması 2200 kişiye çıkıyor. Yani sizin açtığınız yurtlar 5 bin kapasitesi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı yurtlar 2200. Teşekkür ediyorum. Bari büyük yurtları Sayın Cumhurbaşkanı'na açtırsaydınız. Teşekkür ediyorum. Sayın Serkan Topal. Tabii hakikaten gençlik dediğimiz zaman akla askerler geliyor. Gençlik dediğimiz zaman akla doktorlar, hemşireler, öğrenciler geliyor. Gençlik dediğimiz zaman akla üniversite geliyor. Gençlik demek devlet demek, gençlik demek gelecek demek, beka demek. Hakikaten gençlik denince bizim geleceğimiz demek. Ancak gerçekten de bir milletvekili olarak en çok gençlerden telefon alıyoruz arkadaşlar. Neden? Özellikle yurt konusunda çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Yurtlarla ilgili evet yapıldı, rakamlar arttırıldı. Ancak hala mağdur olan öğrenci arkadaşlarımız var. Ben mesela birçok öğrenci bu konuda özellikle Sayın Bakanımızdan bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Öğrenciler çünkü özellikle bu konuyu mutlaka dile getirin dediler. Şimdi öğrenci yaklaşık 40-50 kilometre başka bir ilçede okuyor. Onun yurdu başka bir ilçede. Özellikle bu durumlarda çözüm bulunabilirse öğrenciler de sorunları çözülmüş olabilir. Çünkü gerçekten ciddi anlamda böyle öğrenciler mağdur. Hatta dilekçe veriyorlar ama dilekçede bazen yanıt alamıyorlar yurt kur müdürlüğünden. Yani bu konuda öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi
Yine amatör kulüpleriyle ilgili bu konuda kulüp başkanları gerçekten yeterince biz destek alamıyoruz diyorlar. Bu konuda yine Sayın Bakanımızdan özellikle amatör kulüpleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini talep ediyoruz. Yine Sayın Adıgüzel gerçekten çok önemli bir noktaya değindi. Gerçekten de gençlerimizin çoğu şu anda uyuşturucu kullanıyor. Ve bu konuda bir şekilde bu gençlerimizi bu bataklıktan nasıl kurtarabiliriz? Bu bataklıktan kurtarılmak adına bir proje geliştirilmesi gerekiyor. Yine bu konuda bakanlıktan bir girişim bekliyoruz. Sayın Bakanım, Hatay'a da değinmek istiyorum. Evet, Hatay'da stadyum yapıldı. Biz orada da teşekkür etmiştik. Yine birkaç ilçemizle ilgili, özellikle 4-5 ilçeyle ilgili mini anlamda statlar olabilir. Bu konuda onları talep edeceğiz. Yazılı anlamda ben size göndereceğim. 3-4 ilçemizle ilgili. Karaçay Bucağı'yla ilgili de umarım en kısa sürede tamamlanır. Bu konuyla ilgili de size de teşekkür edeceğiz. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılar olsun. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi durdurduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi özür dilerim. Verdiğinizi geri almayın başkanım, olsun kalsın ya. Teşekkürler Sayın Başkan. Buyurun. Sayın Bakan, süremiz sınırlı. O nedenle sizin bir saatlik sunumunuzu tek tek irdeleme olanağımız yok. Sizin anlattığınız gençlik ile bizim alanlarda, köyde, kasabada görüştüğümüz gençlik arasında dağlar kadar fark var. Sayın Bakan, üniversitelerin yaygınlaştığını anlattığınızda o üniversiteden mezun 2 milyona yakın gencin işsizliğine hiç değinmediniz. O gençlerin durumu size yansımıyor mu? Gençler yurt dışında iş arıyor, çocuk işçiliği almış başını gidiyor, çocuk yaşında çalışmak zorunda kaldığı süreçte iş cinayetlerinde yitirilen gençlerden haberdar değil misiniz? Ya da madde bağımlılığı ile köylere kadar inen uyuşturucu belasını gençleri nasıl sarmaladığından bilginiz yok mu? Sayın Bakan, 20 yıl önce maalesef pek çok eksiklik vardı. Sporda tesis yoktu, imkan yoktu, antrenör yoktu. Yeteri kadar bırakın sahalar, kortları, pistleri, salonları, statları. Pek çok vilayetimizde bir futbol topu dahi çok değerliydi. Uluslararası başarı için sporcu çıkaramıyorduk. Branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcu bulamıyorduk dediniz. Sizden önce olanları tümden yok saydınız. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kamu kuruluşlarının sportif faaliyetlerinden belki haberdar değilsiniz ama o yıllarda her okulda basketbol ve voleybol sahaları ve başta güreş alanlarında sportif başarıları oluşturan altyapı vardı. O süreçleri haksızlık ediyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Gazanfer Bilge, Yaşar Doğu, Ahmet Ayık, Mahmut Atalay, Mehmet Yurdadön, Veli Ballı, Mehmet Terzi, Can Bartu, Şükrü Güresin, Metin Oktay, Lefter, Celal Sandal, Cemal Kamacı, Erman Kunter, Nasuh Mahruki'nin kim olduğunu hiç mi duymadınız? Ülkemiz spor tarihinden bu kadar mı uzaksınız? Dağcılıktan tenise, güreşten maratona, basketboldan futbola efsane olmuş onlarca isim vardı. O yıllarda ülke nüfusu bugünün de yarısı kadardı. Sayın Bakan, 20 yıl önce maalesef pek çok eksiklik vardı. Sporda tesis yoktu, imkan yoktu, antrenör yoktu. Yeteri kadar diyorsunuz da UEFA kupasını 1999-2000 sezonunda şampiyonun Galatasaray olduğundan da mı haberiniz yok? Sayın Bakan, sizden önce bir futbol takımında neredeyse tamamı yerli oyunculardan oluşuyordu. Sizin döneminizde ise 8 yabancı futbolcuyla takımlarımız sahaya çıkıyor. Tamamı yerli ve milli olan oyunculardan oluşan ne yazık ki takımımız da yok. Süper Lig'de ve 1. Lig'de 300'ün üzerinde yabancı futbolcu oynadığı için milli takıma da Avrupa'dan yetiştirilen gençler gelip top oynuyor. Ülkemizde 84 milyondan milli takımda oynayacak oyuncu da bulamıyorsunuz. O kadar tesis var da neden bu başarılar ortada yok? Sayın Bakan, 81 ilde köylere kadar, mahallelere kadar spor tesisleri var dediniz. NİDE olarak mahalleden vazgeçtik. 5000 kişilik stadımızı yıktınız. Belki yapılış tarihini bilmeyebilirsiniz. 1970 yılında 5 Şubat stadyumu inşa edilmiş, 1987 yılında genişletilmişti. Siz yıkıp 500 günde yapacağız dediniz.
7000 kişilik yapacağınız stadı 500 gün bitti, yeniden ihale ettiniz. Size bir soru önergesi verdim. Önergede diyorsunuz ki inşaat devam ediyor. Altında imzanız var. İnşaattan vazgeçtik. Temeli dahi atılmadı. 500 gün geçti. Profesyonel NİDE Anadolu Spor statsız kaldı. NİDE'den düştü. Bor ilçesinde sentetik yüzeyli atletizm pisti, açık ve kapalı tenis kortu ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve çok amaçlı prefabrik spor salonu yapacağı açıklandığından bu yana bir yıl geçti. Bu konuda bir adım atılmadı. NİDE'de kapalı spor salonunu yıktınız ancak yenisi bir yıldır yapılmadı. Bir de spor kulüplerine yardımdan söz ediyorsunuz. Dün NİDE Anadolu Kulübü'nü ziyaret ettim. Bırakın yardımı. Antrenmanda içecek su için sponsor alıyorlar. Engeller spor takımı farklı yerlere gittiğinde konaklamalarını biz karşılıyoruz. Bunun gibi amatör takımlara da, Anadolu'nun profesyonel takımlarına da yeterli desteği vermiyorsunuz. Süremiz bu kadar. Anlatacağımız çok. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlarım, değerli bakanlık bürokratları. Öncelikle bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Sayın Bakan konuşmasında da söyledi. Spor yasası oy birliğiyle çıktı bu meclisten. Çünkü öncesinde ortak akıl işletildi, çalıştaylar yapıldı ve daha sonra da mecliste birbirini dinleyen, önerilere de katkı sunan, katkıya da açık olan bir çalışma yaptık. Şimdi Türkiye'nin baş belası olan, gençliğin baş belası olan uyuşturucu belası ve uyuşturucu baronlarının Türkiye'yi kendi at oynattıkları bir çiftlik haline döndü. Buradan Sayın Bakan'a ve Bakanlığa önerim şudur. Gelin uyuşturucuyla mücadele çalıştayı yapalım. Tüm siyasi partiler bu çalıştaya hazırlansınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele çalıştayını önümüze bir iş olarak koyalım. Eğer bunları yapmazsak uyuşturucu baronlarına gençlerimizi teslim etmiş olacağız. Buna asla hiç kimsenin gönlü razı olmaz. Buna izin vermek de mümkün değil. Şimdi bugün bir haber aldık. Bursa Nilüfer ilçesinde Emir Sultan erkek öğrenci yurdunda Yozgatlı bir kardeşimiz İngilizce öğretmeni 2. sınıfta okuyor. Önce bileklerini kesiyor, müdahale edilmiyor. Daha sonra da intihar ediyor. Özel yurtlarda bu durum çok fazla sayıda yaşanıyor. Kamusal yurtta, bakanlığın yurtlarında bu duruma çok fazla rastlamadığımız açık. Bunun nedeni şudur. Yurtların denetimi, yurtlar denetimsiz. Vakıf yurtları, dernek yurtları, tarikat yurtları denetim dışında olduğu müddetçe gençlerimizin bir bir hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bugün saltanata son verdiğimiz 100. yıl günü 1 Kasım. Bugün harf devrimini gerçekleştirdiğimiz 94. yılı. Harf devriminin ve saltanatın kaldırıldığı günde bizim gençliğe, cumhuriyete, cumhuriyetin geleceğine sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim bakanlığımızın bütçesi daha önceleri hep eleştirdik. Dedik ki bu bütçe yetersiz. Bu bütçe sorunları çözmekte mahir değil. Gelin bu bütçeyi artıralım dedik. Geçen yıl bizi dinlemediniz. Ek bütçe geldi. Şimdi ek bütçe de yetmiyor. Dolayısıyla bütçedeki rakamları eleştirmek yerine bizim iktidarımızda bizim yapacaklarımızı anlatmak istiyorum. Gençliğin barınma ve beslenme sorunu bir yıl içerisinde çözülecek. Hani bakanlık diyor ya, barınma sorunlarını çözdük. Bizim belediyelerimizin çözdüğü kadar, bizim belediyelerimizin beslenmeye verdiği katkı kadar bakanlık bu soruna katkı sunsa sanırım bunların tümü çözülürdü. Sınırsız internet ağının olduğu, iki kişilik odaların olduğu, kütüphanesini ve spor salonlarının olduğu yurtları yapmak bizim boynumuzun borcu. Biz öğrenciye kredi değil, burs vereceğiz. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ya, 45 liracık veriliyordu. Bakın o 45 liracıkla bir çeyrek altın alınıyordu, üzerine de 18 lira parası artıyordu. Bugün 850 lirayla sadece 1 gram altın alabiliyor sizin verdiğiniz bursla. Bu sorunu çözmek de bizim boynumuzun borcu. Şimdi amatör sporcuların, amatör antrenörlerin, amatör spor kulüplerinin futbol federasyonuna üyelik talepleri var. Sayın Bakanım, sen hesabını yap. Sayın Bakanım, Ankara Başkent,
Ankara'da iki tane stadyum yıktınız. Cepheci stadyumuyla 19 Mayıs stadyumu. 19 Mayıs stadyumunun temeli yeni atıldı. Allah aşkına söyler misiniz? Ankara Gücü, Gençler Birliği ve amatör spor kulüplerinin her birinin yetiştiği 19 Mayıs stadyumunun temeli neden bu sene atıldı? Niye bu süreye kadar bu temel atılmadı? Niye yıktınız, niye yapmıyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi yıkmakla meşhur ama biz yapmakla meşhur bir siyasal iktidarı mutlaka hayata geçireceğiz. Yatılı fen ve Anadolu liselerinde yurtlar vardı. Bu yurtlar İstanbul başta olmak üzere birçok okul yurdu kapatıldı. Ve bu okul yurtları vakıflara devredildi. Devletin yurdunu vakıflara devrederek bu sorunu çözemezsiniz. Bir an önce yapılması gereken iş öğrencinin barınma, beslenme ve burs sorunu çözmektir. Bunu son bitiriyorum. Bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapma şansı yoktur. Bunu yapacak olan 7 ay sonra iktidara gelecek olan Millet İttifakı'nın kendisidir. Şimdiden yolumuz açık. Size de güle güle diyorum.